Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği, tesis yönetimi ve kamu kurumları çalışma kampına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki gün boyunca burada önemli konuları birbirinden değerli konuklarla dinleyeceğiz. Bu vesileyle bu toplantıya göstermiş olduğunuz önem için şahsım, yönetim kurulum adına sizlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. Biz buraya çalışanların, sektördeki tüm meslektaşlarımızın sesini duyurmak, sizlere bunları iletebilmek için bugün buraya geldim. Güvenlik sektöründe yapmış olduğumuz hizmetlerin kaliteli ve daha standartlara, uluslararası standartlara oturması elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Derneklerimiz her biri kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ancak bunu artık bir araya gelen üç bölge içerisinde yaptığı zamanı geldi. Zaten bu doğruları hala bir karar etmiştik. Federasyonumuzu oluşturduk. Artık federasyonumuzun da sesini çıkmaya başlaması gerekiyor. Bugün buradayız. Daha yol başındayız. Yani 20 yıl geçti ama hep 20 yıl tek başına geçti. Yani bugün artık bizim daha sistemli, daha disiplinli, daha otoritenin içerisinde kendi kuralları olan bir yapıya kavuşmamız lazım. Büyümeyi sektör iyi izlemesi lazım. Birincisi, altyapısı kuvvetli bir mevzuat olması lazım. Mevzuattan başlayacak bu. Birinci düğme bu. İkinci düğme, kurumsallaşmış yapılar. Eğer böyle kurumsallaşmış yapılar bulamazsanız, gayet eksik kalır bir yerde. Üçüncüsü de iyi uygulama örneği. Bakacağız burada, bu üç düğmeyi hepimiz hep beraber iyilik edeceğiz. Tesis yönetim, konut politikaları ve tesis yönetim şube müdürlüğünün çalışma sistemiyle ilgili bilgiler aktarmak istiyoruz. Öncelikle bizleri sektörle bir araya getirdiği için derneğe çok teşekkür ediyorum. Fahiş aidat artışı. Neye göre fahiş? Beklenti ne olmalı? 634 sayılı kart milleti kanunu bildiğimiz üzere işte 1965 yılında yürürlüğe girmiş. Günümüze kadar 13 defa değişiklik ve ilave görmüş. Ve bu sektörün temsilcileri bir şeyler yapacaklarsa bu insanlarla yapılacak. Sadece dağınık bir yapı var. O dağınık yapılarla toplamaya ihtiyaç var belki. Ben 80 yıldan beri kamu hizmetinde görevli 657 sahibi devlet memuruyum. Devlet yapılanması için de benim görevim bilimsel çalışma yapmak, bunu öğrencilerime aktarmak. Bizler de tesis yöneticileri olarak tesislerimizin sürdürülebilir olması, sürdürülükten daha iyileştirmesi, geliştirmesi konusunda çalışmamız lazım. Evet, öncelikle hepinize iyi günler. Şu anda temsil ettiğim İstanbul Emlakçılar Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kısaca 6698 sayılı kişisel yayın kurulması kanununun kapsamından bahsettikten sonra genelliklerden, veri işleme şartlarından, aydınlatma yükümlülüğünden ve veri güvenliğinden konumuz çerçevesinde bahsetmeye gayret edeceğim. Demek ki dertlerimiz ve hedefimiz ortak. Tüm dikkat bizi dinlemiş olmanız bu sektöre verilen önemi çok net bir şekilde gösteriyor. Bizim de aşkımızı, şevkimizi artırıyor. Sıfır atık projelerini
aktif bir şekilde projelerimizde uygulayarak bu sürece katkı vermemiz icap ediyor. Bütün dernek yöneticilerine, federasyon başkanımıza ve 2019 yılından beri beraber yol aldığım Sayın Suat Sandalcı'ya bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Bugün geldiğimiz noktada yaptığımız yazılımlar tüm bankalarla entegreli bir şekilde çalışıyor. İnsan kaynakları konusunda çözümler üreten bir firma. Zaten ismimiz de oradan geliyor. Yönetimlerin bütün işleyişi, aldığı kararlar, yapması gerektiği işlemler ve onlarla ilgili bayağı tecrübemiz oldu. Biz de bunu paylaşmak, yardımlaşmak için bu sistemi kurduk. Bizim sektörümüzdeki en önemli ve olması gereken ayaklardan bir tanesi siber güvenliğin de bu işin içinde olması. Çünkü biz konutlardaki herkesin her türlü gerisini tutuyoruz. Bir dahaki organizasyonlarda sizlere ev sahipliği yapmaktan her zaman onur duyacağımızı, gurur duyacağımızı belirtmek istiyorum. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben konuları fazla uzatmayacağım. Her biriniz bilgi yüklü şehrimize gelip buradaki bilgilerinizi sert ederek, karşılıklı müteahhit ederek inşallah çok güzel bir sonuçlar elde edildiğini inanıyorum. Cuma gününden şu dakikaya kadar yapılan bütün çalışmaları tesis yönetim sektörüne, paydaşlarına ve en önemlisi 2 milyon istihdamı geçmiş olan sektörümüzün çalışanlarına armağanımız olacağını umuyoruz. Bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum efendim. Biletinim sigorta olarak kıymetli başkanım Suat Sandalcı ile birlikte ilk tanıştığımız günden bugüne kadar geçirilen süreçte yapılan çalışmaların yakın zamanda çok güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Bu verilen mücadelede tesis yönetim sektörünün hizmet sağlayan en büyük iştirak ve aynı zamanda ihtiyaç noktalarından bir tanesi sigorta sektörüdür. Burada yapılan çalışma kampının gelecekte yapılacak mücadelelere de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.